Evet, sevgili dostlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün magnetic field konusuna başlayacağız. Sizden iki şey istemekteyim. Bir, aklınıza takılan tüm soruları lütfen sorun. Önceki işte ekiplerde şey olmaya başladı. İşte yavaşlatırım ben, sormayayım sorularımı falan. Hayır, biz burada sizi öğrenin diye buradayız. Dolayısıyla öyle bir şey asla yok ki sizin düşündüğünüz soruları diğer insanlar da düşünüyor. Dolayısıyla lütfen aklınıza takılan her soruyu o an sorun ki o an halledelim ve devam edelim. Hani böyle tamamlaya gidelim, yoksa anlayacağız diye beklerken şu an anlattığımız şey kaçar, kötü olur. Ek olarak cevaplar verirken herkesin bu soruya cevabı yeterince düşündüğümüze emin olalım ki herkes beynini yorsun diyelim. Böyle iki tane dipnot. Başlayalım. Sorunuz var mı? Öncelikle. Herhangi bir şey hakkında. Hocam bu hafta iki, böyle bir birlikte soru çözmemiz, bir saat ayarlasak öbür arkadaşlar da isterse ya da öbür grupla ortak. Şimdi güzel bir noktaya parmak bastın. Şöyle, sınav 12'sindeymiş. Haftaya cumartesi. Ve benim haftam gerçekten yoğun bir hafta. Dolayısıyla şimdi bizim zaten hafta içi şey yaparız. Ne onun adı? Sizle bu dersle birlikte 4 ders yaparız. 8 saat ders ayarlamaya çalışacağım yani ben elinden geldiğince. Ki konular benim düşündüğümden daha kısa sürdü. Biz bir ekiple 3 saatte, bir ekiple 2 saatte bugün konuyu bitirdik. Yani bugün göreceğimiz konuyu. Yani iki chapter'ın birini. Dolayısıyla tempomuza göre bizim kendi ders saatimize soru çözecek vakit kalabilir. Tempomuza göre kalmayabilir. Kalmazsa ben vakit ayırabileceğimi düşünmüyorum. Soru çözümü yapamayız gibi geliyor. Yani aklıma şöyle bir senaryo geliyor da bunun için söz vermek istemiyorum. Şöyle olabilir. Ben derse kimseyi almadan bir saatlik soru çözdüğüm bir video hazırlarım. Hani beklemeden falan olmadan. Bekleyeceğiniz yerde izlemek isteyen bekler, sorusunu çözer, çözümünü dinler, devam eder. Öyle bir ders, öyle bir saatlik falan bir video ayarlamaya çalışabilirim. Onun dışında soru çözmemiz biraz şey, yani tempomuzu iyi tutmamız lazım bu derslerde ki o yüzden de güzelce dinlememiz gerekir. Sorularımızı güzelce sormamız gerekir. Tamam mı? Anlaştık mı? Çünkü benim şu önümüzdeki şu 5 güne 3 gruba 4 saat ders anlatmam lazım. Kendi derslerimi yapmam lazım falan filan. Okey midir? Yani öyle. Tamam mı? Biriniz onaylasın, tamam hocam desin, devam edelim. Tamam, teşekkürler Hüseyin hocam. Mikrofonunu açtım. Duyamadık seni ama. Evet. Bugünkü konumuzda şey yapacağız. Manyetik alandan kaynaklı oluşan kuvvetleri inceleyeceğiz. Manyetik alanın nasıl oluştuğuyla ilgilenmiyoruz. O bir sonraki konunun, chapter'ın konusu. Source of magnetic fields. Biz şimdi magnetic field'dan oluşan kuvvetler. İki tane kuvvet var. Önce birisiyle başlayalım. Tamam mı? Force on an current carrying wire in a force on a current carrying wire in a magnetic field. Tamam. Şimdi arkadaşlar, senaryo 1. Güzelce rahat bir senaryodan başlayacağız. Sistemde manyetik alan var. Manyetik alanın yönü sola doğru.
Bir saniye. Şöyle bir şeyler yapsak. Tamam. Manyetik alan dediğimiz şey B ile gösterilir. Birimi Tesla'dır. Bu bir alandır. Elektrik alan gibi bir şey, tamam mı? Manyetik alan sağa doğruymuş. Şimdi bize gözlemlerimiz, yapılan deneyler şöyle bir sonuca vardırıyor. Bu manyetik alan içerisine bir tane akım taşıyan bir kablo yerleştirdiğimizde, şu yukarı doğru akım taşısın ve diyelim ki bunun uzunluğunu da L diyelim. Bu kablo üzerine bir kuvvet oluşuyor. Tamam mı? Ve aynı zamanda bu kablo ile manyetik alan arasındaki açıya da teta diyelim. Şimdi bu kuvvet şöyle bulabiliriz. Bu üzerine uygulanan kuvvet akım çarpı akımın aktığı yönde olan uzunluk vektörü büyüklüğü kablonun uzunluğu kadar yönü akımın aktığı yönde yazacağız bunu da. Cross product, onun cross product'tan da bahsedeceğiz. Bahsettik mi biz cross product'tan? Hayır galiba. Tamam. Ben de aynı fikirdeyim. Cross product, magnetic field. Dot product gibi bir şey. Tamam mı? Şimdi böyle bir tanım var. Hemen şeyleri de yazalım. Where L length vektör uzunluk magnitude is length of the wire. Direction is same with the current. Tamam, bu uzunluk ve yönü bizim için önemli bir bilgi. Şimdi şu cross product dediğimiz şey neymiş? Bunu hemen inceleyelim. Diye bir tane kutu açacağız. Böyle konuya ek olarak bir bilgi anlattığımız bir kutu olacak. Şimdi dostlar. Product bize şunu anlatır. Öncelikle bir soru soralım. Dot product'ın sonucu skaler miydi, vektörel miydi? Scalar. Yani ne demek dot product'ın sonucu skaler, ne demek arkadaşlar? Yönsüz. Benan hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Ben de yönsüz demiştim. Tamam, güzel. Bir sayı. Tamam, güzel. Yönsüz, yönü olmayan. Skalar. Ve bu C'nin büyüklüğü de aynı zamanda nasıl bulunuyordu? Aralarındaki açı cinsinden.
cos theta'yı. AB cos theta. Teşekkür ederiz. Bunda ise bizim cevabımız vektörel olacak, tamam mı? Yani A cross B bize bir vektör verecek. Ve bu vektörün bazı özellikleri var. Şöyle ki, diyelim A vektörü böyle olsun. B vektörü böyle olsun. C vektörü ikisine de dik bir vektör oluyor her zaman. Ya da en azından bazı parçaları birbirine ikisine dik olacak. Tamam mı? C vektörü diktir. A ya da B ya da. Biz bunlar lütfen kağıdımıza yazsın. Az sonra bol bol kullanacağız. Dolayısıyla cross product'la ilgili işlemler yaparken buraya bakıp yapalım. Çünkü bir önceki derste çok fazla soru aldık. Yani burada hani not almamış dostlar. Döndük. Sonra ne oldu? Konu bitmedi. Konu bitmeyince ne olacak? Biz onlarla soru çözemeyeceğiz. Tamam mı? Hani soru sormayalım diye demiyorum. Lütfen notlarımızı da bulsun. Hani direkt alalım notu geçelim. Tamam mı? Anlattığımız şeyleri bir de anlatmayalım. Soru sorulmadı senaryoda. Tamam mıdır dostlarım? Ama lütfen sorularınızı sorun. Ne kadar çok soru o kadar iyi. Evet. Ve biz şimdi vektör olarak böyle. Az sonra bunu nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Bunun büyüklüğünü ise şöyle buluyoruz. C'nin büyüklüğünü biz aralarındaki açıya da teta diyelim. A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü aynı şeyler. Çarpı nedir sizce? Sallayın gitsin. Sin teta diye dedi Hüseyin. Başka nedeni olabilir? Tan teta. Neyse tamam. Cevap sin teta. Peki biz bunun büyüklüğünü pardon yönünü nasıl bulacağız C'nin? Şöyle iki şekilde buluyoruz. Bir. Sağ el kuralı. Sağ el kuralını şöyle yapılır. Şimdi herkesi bunları yazarken yazın. Bir yandan da hani vaktimiz kalırsa deneyin. Dört parmak A'yı gösteriyor, tamam mı? Dört parmak A'yı gösterecek. Yani dört parmağımızın uçları A ile aynı yönde olacak. Sonra biz elimizi kapatma hareketi yapacağız. Dört parmağımız A'dan B'ye gidecek. Begüm hocam, dört parmağımız elimizi böyle kapatma hareketi yaparken A'dan B'ye giderken baş parmağımız nereyi gösteriyor?
yukarısını veya aşağısını. Ha, şöyle işte. Onun konfigürasyonumuz şu şekilde. Şimdi aslında bu right hand rule'un mantığı şu arkadaşlar. Dört parmak bir eksen. Baş parmak bir eksen. Hani x, y. Avuç içi de bir eksen. Hani böyle yaparak ben aslında x, y, z eksenini gösterebiliyorum parmağımla. Dolayısıyla dört parmak A'dan B'ye gidecek. Burada hani önemli noktalardan bir tanesi de avuç içim ikinci vektöre bakması lazım. Yani elimi dışarı doğru değil de elimi kapatmam lazım. Tamam mı? Yani el kapatma hareketi olacak burada. Bir nokta üçte baş parmak bize C'yi verir. Dostlarım herkes bir deneyebilir mi? C'ye ulaşabilir mi? Ulaşamayan söyleyebilir mi? Anlaştık mı? Anlaştığımızı varsayıyorum. İki. Bize bu yönlerini vermedi de IJK cinsinden verdi diyelim. Ya da biz buradan çözmek istiyoruz. Olabilir. Bunu da şöyle yapıyoruz. Çok basit. Bir tane üçgen var. Bu üçgen üzerinden düşüneceğiz her zaman. Tamam mı? Ben böyle yapıyorum. Öyle diyeyim. Matris determinattan falan da yapanlar var da bu çok daha kolay geliyor bana. İ C K'yı yazdık buraya. Tamam mı? Sonra saat yönünü clockwise'ı pozitif esayen ediyoruz. Okey. Şimdi E cross J. Şimdi E'den J'ye gideceğiz en kısa yoldan. Şuradan gitmeyeceğiz. Şöyle gideceğiz. Hem İ'ye hem J'ye dik olan vektör hangisidir Zeynep hocam? K vektörü. K vektörüdür. Peki biz İ'den J'ye giderken pozitif yönümü seçtik, negatif yönümü? Pozitif olmuyor mu? İ'den J'ye giderken şöyle gittik, yani şöyle gittik. Dolayısıyla pozitif seçtik. O zaman herkesin 20 saniye sonra 20 saniyede yapmasını ve cevabı söylememesini rica ettiğimiz bir soru olsun bu da. Ops, pardon. K cross J. Hadi bakalım. Benen hocam ne olur cevap? Yani iyi çıkacak ama eksi 20. Ters yöne gittiğini düşün. Aynen öyle. Sonra mesela J cross J. Gene herkes 20 saniye düşünsün, söylemesin. Bunun cevabını da şuradan düşünebiliriz. Aralarındaki açının sinüsünü düşünelim mesela. Dolayısıyla Hüseyin hocam ne olur? Sıfır. Sıfır. Tamam mı? Aynıysa sıfır.
same zero difference'a işte üçgen. Bu da böyle. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Soru sormana çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Şey, hani sorularda bu şekilde mi yapmamız gerekiyor? Çünkü hani kalkülüste matris gibi bir şey var ya, onunla hesaplayabiliyoruz. Bu İZK'nin cross product. Yani şöyle, istediğin gibi hesapla. Bu benim sadece kolayıma geliyor. Yani oradan da çıkardım, yani sıkıntı yok. Ben nereden istersen verdim. Oradan çıkar. Kesinlikle. Bunların cevapları çözüm yöntemine özel değil. Genellenebilir. Dolayısıyla hangisini tercih ediyorsan. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam o zaman. Herkesin notu aktif olarak not aldığını varsayarak aksiyon alıyorum. Mesela ekran az sonra gidecek ve şu formülü kullanacağız, tamam mı? En azından kağıdımızda böyle küçük küçük şeyler yazsın formüller. Evet, şimdi soru şu. Current carrying wire with 5 ampere current is given with the following system where L vector, length vector is equal to 2i 2i plus 4j magnetic field vector is 2j plus k in Tesla in meter. So calculate the force vector in unit vector notations on the wire due to magnetic field. Evet, bu soru için 2 dakika verelim. Ek olarak hani sorunu ben böyle alt parçalara ayırıyorum. Lütfen başlayın, yani bu önemli değil. Hangi formülü kullanırız Benan Hocam? Hocam akım çarpı L cross product B, yani
Oradan. Tamam, burada L'nin, tamam, teşekkür ederiz. Okey, buradan da hemen yapalım Aydı. Ne geliyor cevap? Yani direkt sonuç mu? Sonuçu yaptım ama bilmiyorum doğru mu? Tamam. Okey, nasıl yaptınız? Yani şey yaptım, önce cross product'ını aldım. Yanlış yapmadıysam vektörlerim L ve B'nin. Evet. Oradan şey geldi. 2i-2z geldi bende. Yanlış yapmadıysam yine. Sonra da 5 ile çarpmış. Yani 10i. Tamam. Hop şu j oluyor değil mi? Tamam, hemen yapalım. I cross j ne olur? Hüseyin hocam ne olur i cross j? Hemen yapıverelim. Hocam direkt cevap söylesen. Söyle bakalım. Ha tamam. 2k eksi 2j artı 2 pardon eksi j artı 2 i. Bu. Aynı mı? Bulan var mı bunu? Ben hocam... Ben farklı buldum hocam. Ben böyle bir motivasyon... Nerede hatamız var? Hadi konuşalım hemen. Cross product mı acaba? Bilmiyorum. Yani benim için diyorum. Ben kendime bakacağım. Bak bakalım. Şurada hatamız bulalım. Zeynep hocam. Hey hocam. 2K eksi J eksi 2 iyi olacak bence. 2K eksi J şu eksi olacak diyorsun. J cross K eksi iyi olur diyorsun. Evet. Üçgeni düşünelim. İyi. J K. J cross K. Pozitif yön. Ne olur sevgili hocam J cross K? Ha, o zaman artı iyi oluyor. O zaman... Oldu değil mi? Oldu değil mi? Evet. Tamam. Sevgili Begüm hocam. Ben de bu şekilde bulmuştum. Tamam. Benur hocam, siz hatanızı bulabildiniz mi? Hocam bakacağım şimdi. Matrix'te belki de hata yaptım. Ben oradan çözmek istemiştim o yüzden. Bakacağım. Tamam. Ben bu tekniğin holiganıyım. Herkesin bunu kullanmasını istiyorum. Çok destekliyorum bunu. Çünkü çok kolay. Ama tabii ki nasıl istersen yap. Devam edelim. Bu şimdi önümüzdeki bir dakikada sizden istediğimiz şey. Bu bir vektör. İki tane i'si buraya. İşte vay efendim, bir tane eksi j'si buraya. Ve işte şöyle dikine bir yere, böyle sistemden dışarı doğru göreceğiz az sonra bu notasyonda. Hani şöyle üç boyutlu bir tane vektör var elimizde. Bunun büyüklüğünü nasıl hesaplarız diye düşünüp önümüzdeki bir dakikada herkes büyüklüğünü bulsun bakalım. Evet dostlarım, bu vektörü nasıl buluruz? Begüm hocam, nasıl buluruz bunu? Kök içerisinde hepsinin karesini alarak bulabilir miyiz? X ve Y'de yaptığımız gibi. Zeynep hocam, bulabilir miyiz öyle yaparak? Begüm hocam, kaçırdın mı? Hepsinin karelerini alarak. İyi, şey. Tamam, o zaman şu mudur?
10 çarpı 4 artı 1 artı 4. Onaylıyor musunuz? Evet. Tamam. Bu da böyle. Tamam, şunu verdik. Şimdi şuna bir diyelim. İsterseniz alttan devam edin. Ben şuraya eklemeler yapmak istiyorum. Şimdi cross product bilgisini de verdik ya. Bu F kuvvetinin büyüklüğünü nasıl yazabiliriz arkadaşlar? L ile B arasındaki açı belliyse. L, B, sin teta. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür ederiz Hüseyin Hocam. Değil mi arkadaşlar? O zaman Zeynep Hocam, maksimum ne olur? Bu F. F eşittir İ ile B olur. Okey. Sin maksimum 1 olur diyorsun. Tamamdır. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi bunlara bu ikinci formül, bu üçüncü formül desek bir tane uyarı var. Fark ettiyseniz burada kablo dümdüz. Manyetik alan hiç değişmiyor. Hani bu cross product hep aynı. Şu F'in büyüklüğü hep aynı. Dolayısıyla bu formüller özel bir durum için geçerli. Bu özel durum nedir? Bunlar valid. Hayır. Efendim? Düz wire için. Aynen, aslında şöyle. B, L vektörü, theta is uniform. Bunlar uniform olduğunda geçerli olur. Şu cross product değişmeninde geçerli olur. Peki, şimdi soru şu. Herkesten en az 20 saniye üzerine düşünmesini istediğimiz bir soru. Bizim kablolarımız değişirse, yani bu kuvvetin yönü sürekli bir kablo üzerine değişirse, manyetik alan uniform olmazsa, açı değişirse, biz bir cismin üzerine etki eden toplam kuvveti nasıl buluruz? İntegral mi yine? Düşünelim bakalım, düşünelim. Kafamızda bir şeyler döndürelim hemen. Bir 15 saniye daha. Evet, cevap doğru. Yani her zaman yaptığımız gibi. Ne yapıyoruz biz 106'da sürekli ya da 112'de? Çok küçük bir parçaya ayırıyoruz. O parçada değişim yokmuş gibi kabul ediyoruz. Yani bölüyoruz. Sonrasında o işlemi olabildiğince kolaylaştırıp integrali topluyoruz. Fethediyoruz. Böl ve fethet. Dolayısıyla yazalım şimdi. Devam ediyoruz hikayemize. Tamam, şuradan devam edelim. If B is not uniform or wire does not make the same angle theta with B everywhere. Her yerde aynı açı yapmıyorsa ya da B uniform değilse, B vektörü. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Ne yaparmışız? Bu bir problem. Bu bir... O zaman ne yapıyormuşuz? Bölüp fethediyormuşuz. Yani
Mesela şöyle bir senaryo. Şimdi manyetik alan şimdi bu şey demek. Ya da doğru. Into the page. Bizden ekrana doğru giden bir vektör düşünün. Into the page. Nokta yazarsa out of page. Ekrandan bize doğru gelen bir vektör, tamam mı? Bir dakikamız kaldı. Hemen kapatalım gelelim. Haydi. Teşekkürler. Biz nereden kayıt almadık ya? Şuradan mı? Şu into the page'den falan almadık. Tamam. Bölüyoruz. Soru çözüyoruz şimdi. Kuvvetleri yönünü gösteriniz. Yirmi saniye daha verelim. Ha, sonra şeyleri vermemişiz ki. Begüm hocam, birinci kablonun üzerine etki eden kuvvetin yönü nereye doğru olur? Dışa doğru olabilir mi? Bize doğru. Şimdi öncelikle beklediğimiz şey aslında ikisine dik olması. Şimdi nasıl yaptınız dışarıyı, nasıl buldunuz? Yapalım birlikte. Dört parmak akımın yönünü aldım. Tamam, elim şöyle yukarı. Ben kameradan şöyle yukarı koydum elimi. Dışarı doğru olduğu için içinde avuç içimi ters çevirdim. Avuç içiniz nereyi gösteriyor? Aa tamam. F baş parmaktı. Sağa doğru. Avuç içim kendimi gösteriyor. Kuvvetli evet. Baş parmak değil mi? Tamam. Sağa doğru tamam. Okey oldu. Hemfikir miyiz? F1. Benan hocam F2 nereye doğru olur? F2 da tam ters bir yöne hocam. Tamam. Arkadaşlar bu konf şeyi sevmediyseniz bazen şunu yapabiliriz. Yani sorudaki yönler falan düzgün verildiyse. Aksisleri vermese bile genelde bizim notasyonumuz şu şekilde oluyor. X sağa doğru büyür. Y yukarı doğru büyür. Z de out of page büyür. Tamam mı? Dolayısıyla şu bilgileri kullanarak şunu yazabiliriz. Mesela hadi bulalım şimdi şey yapalım. Şuradan 2 diyelim. 2. Find the forces, force vectors. Use right hand rule, right hand rule ki use vectors. Şimdi burada iki şekilde yapabiliriz. Bir, kuvvet dediğimiz şey kuvvetin büyüklüğü çarpı yönüdür değil mi arkadaşlar? Burada işte şöyle bir şey yapalım. Yönü. Biz yönünü sağ elden bulmayı biliyoruz. Değil mi? Az önce bulduk. Right hand rule. Büyüklüğünü de bulmayı biliyoruz değil mi? O sinli minli bir şeylerden. Ya da vektörleri kullanarak o IJK ile cross product da yapabiliriz. Şimdi ikisini de yaparız.
Evet. O zaman şöyle yapalım. F1 kuvvetini herkes bulmaya çalışabilir mi? Önümüzdeki bir dakika için. Yönünü zaten buldunuz. Hadi aksisleri de biz verdik burada. Vermesek de bunu kullanabilirsiniz genel olarak. Büyüklüğünü bulalım. Yönleri sahil kuralıyla yaptık. Yazalım gitsin. Tamam mı? Hüseyin hocam ne olur? While 1 için ben F eşit I ile B in direction I buldum. I ile B I. Aynen. Evet. F 2 de I. Şurada B 0 diyelim. Evet. Şurada B eşittir. B 0. Şimdi Z'nin pozitif yönü out of page ise, bu da out of page ise bunu vektör olarak nasıl yazabiliriz? K. Tamam mı? Hocam ben vallahi hiç onu yapmadım. Ben direkt... Tamam, güzel güzel, hiç sıkıntı yok. Teşekkür ediyoruz. Zeynep hocam F2 nedir? O da yine I çarpı L çarpı B sıfır çarpı eksi I diyeceğim ama yönü neresi? Yönü nereye ki? Bulduk bunu sahilden. Yönü sol tarafa. Bu koordinat ama... sistemi. Hı, tamam, süpersin. Teşekkür ederim. Birimi nedir? Yine Newton. Tamam, süper. Teşekkür ediyoruz herkese. Şimdi bu bir. Bu cevaplar. Şimdi buradan bir de şuradan da yapılır bu. F1. Bunun L vektörü nedir? Büyüklüğü, kablonun uzunluğu olan ve yönü akımla aynı yönde olan. Bunları farklı renkli yapayım. L vektörü nedir? Direkt EJK cinsinden. Ve manyetik alan nedir? Manyetik alanı yazdık zaten buraya. Hadi arkadaşlar bir de bunları yazalım. Önümüzdeki 20 saniyede yazıverelim hemen bunları, haydi. Birinci kablonun L'si, L vektörü. Büyüklüğü, kablonun uzunluğu, yönü, akımla aynı yön. B'yi de vermişiz. Out of page. Sildim hatta bunu. Yani şu cümlelerden anlamamız lazım bizim her şeyi, tamam mı? Hocam söyleyeyim mi? Begüm, kime en son kime sorduk? Begüm hocam söylesin. Sırayla gidiyoruz Hüseyin, o yüzden. Begüm hocam yaptınız mı? L'yi nasıl yazabiliriz? L'yi J olarak yazabilir miyiz? Nasıl? J vektör olarak. L çarpı J. Evet. Doğru cevap. Onu da B çarpı K. B sıfır çarpı K. Evet. Tamam, dot product yapalım haydi. Yani şu formülü tamamlayalım. Nasıldı? Şöyleydi. Yapacağız sonra dot product'ı.
J cross K ne oluyor Benan hocam? İyi. Tamam. O zaman aynı cevaba ulaştık mı? Evet. Tamam, anlaştık mı sevgili dostlar? Bu da böyle. Şimdi az sonra şey yapacağız. Şu DFDI'yi kullanacağımız bir şekil çizeceğiz bu kabloların yanına. Onu inceleyeceğiz. Onu yapmadan önce 12 geçiyor. Tempomuz da iyi. Hemen biz bir 6 dakika, 7 dakika mola verelim. 18-19 geçe görüşelim, tamam mı? Dinlendirelim beyinlerimizi. Taze taze gelelim. Haydi görüşürüz. Teneffüs. Kaydımızı başlattık. Tamam. Find the total force acting on wire 3. But where is the wire 3? Here it is. Oops. Şöyle yapalım. Yarım daire çiziyoruz yani işin aslı. Dolayısıyla artık akım böyle geliyor. Böyle geliyor. Böyle gidiyor yani. Ek olarak bunun da yarı çapına R demişiz, tamam mı? Şimdi sorular şunlar. Şu noktada oluşan kuvvetin yönü nereye doğrudur? 20 saniye düşünelim. Hüseyin hocam nereye doğrudur? Dostlarım nereye doğrudur? Böyle aşağıya doğru. Towards the center. Şöyle. Evet. Efendim? Tam tersi değil mi ya? Ben mi? Out of page. Tamam. Yani elim şöyle. Tamam, ben bir şey yapmışım. Özür dilerim. Tamamdır. Ne yapmışsın? Out of page'i sağda doğru tutuyorum da. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Hiç problem yok. Bir de şey yapılıyor, o da komik. Sol elle yapıyoruz bazen. Her şey ters geliyor, ona dikkat et. Tamam. Ben bir kere öyle kafayı yiyordum sorunun birinde. Yapıyorum. Her şey ters geliyor. Bir baktım left hand rule yapıyormuşum. Tamam, neyse. Öyle bir rule da yok tabii. Burada nasıl olur arkadaşlar? Hadi bir 10 saniye düşünelim buna da. Sonra Begüm hocam cevaplasın bize. Kuvvetin yönünü. Nereye doğrudur? Yine merkeze doğrudur. Tamam, süper. Şimdi bu kuvvetlerin yönleri değişiyor. Ben bu üçüncü kabloda, yani bu semicircle'da toplam kuvveti bulmaya çalışsam öyle bir anda direkt uzunlukla çarpıp bulamıyorum. Dolayısıyla ne yapmam lazım Benan hocam? Nasıl bir yaklaşım sergileyelim? İntegralle toplayalım. Tamam, o zaman şöyle diyelim. Direction of the force is changing.
Dolayısıyla bizim ilk başta neyi bulmamız lazım? Yaklaşımımız ne demek yani? Direkt integral sonucu. Biz ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Ben hocam sizden alalım yine. Sen ne yapmamız gerekiyor dersen hocam? Neyi bulacağız önce? Sınırları falan mı belirleyelim ondan? En başta neyi bulacağız? En başta. Yani. Şunu bulacağız arkadaşlar. Yani. Çok küçük kuvveti bulacağız. Evet, evet. İntegral son işlem, tamam mı? Haklısınız, cevabınız doğru da önce bunu bulmamız lazım. Dolayısıyla biz çok küçük bir kablo parçası seçiyoruz. Çok küçük bir kablo parçası seçiyoruz. Bunun uzunluğu ne olsun bu küçük kablo parçasının Zeynep hocam? DL. DL olsun. Hatta bu da vektör olsun. Vektör olarak kullanıyoruz. Bunun merkeze doğru olan kuvvetine ne diyelim peki? DF. DF diyelim. Tamam. Şimdi. Dolayısıyla herkes hadi yazsın bakalım DF'yi. Direkt yukarıda yazdığımız şekilde. Akım DL cross şey. Tamam. Fakat şimdi biz bunların hepsini nasıl toplayacağız? Bizim bazı hani sadeleştirmeler falan yapsak güzel olabilir. Bu ne demek? Şu demek. Örneğin mesela karşı tarafı düşünelim. Burada da bir DF kuvveti var. Bu iki kuvveti toplamaya kalksam hani böyle bir sadeleşen bir component tarzı bir şeyler var mı arkadaşlar burada? Hüseyin hocam ne düşünüyorsun? Hocam kullanım gibi. Efendim? Kolonun kuralı gibi. Anlayamadım inan. Diyorum ki kolonun şeyi kuralı gibi olacak. Yani? Yani konumuz var ya biz şey onları uzatacağız ve vertical component sadece kalacak. Heh tamam. Yani bu toplam kuvveti bulmaya çalışıyoruz ya. Biz şu an kolumuzla olduğu bir noktadakini bulmaya çalışıyorduk. Aslında yine bunları toplamaya çalışıyoruz ama bu şuradaki kuvveti toplamaya çalışıyoruz. Buradaki kuvveti toplamaya çalışıyoruz. Hani bununla bunu toplarken de hani dediğin gibi bunu diyorsun ki bir bu Y'ye ayrılır. Bunun iki tane komponenti vardır. DF, Y'si vardır. Bir de DF. Aynen. X komponenti vardır. Bunun da aynı şekilde bir DFX'i vardır. Bir de DFY'si vardır. Dolayısıyla bunların hangileri gider? Hocamızın da dediği gibi X'ler gider. Fakat X'ler gider, Y kalır. Tamam. Yani ben sadece şunu yapsam olur mu? Her yerdeki DFY'yi toplasam, hesaplasam, sonra tüm DFY'leri toplasam, desem ki sadece X'ler gidecek, X'ler zaten gidiyor, ben sadece Y'leri toplayayım. Bu mantıklı olur mu Begüm hocam? Olur. Okey. O zaman benim DFY'yi bir şekilde yazmam lazım. Ve bunun için de büyük ihtimalle işin içine bir açı girecek. Begüm hocam peki biz nereden bir açı tanımlayalım da DF cinsinden DFY'yi yazabilelim? DFY ve DF arasında bir açı belirleyebiliriz. Şuraya mı? Evet. Ama sonra integral yaparken şey yapma isteğin içerisinde olacağız. Tüm bu halkayı tarama isteği içerisinde olacağız. Dolayısıyla bizim açımızın
şuralardan tanımlanması daha güzel olur. Yani aynı açıya denk gelecekler de. Mesela şuraya alfa desek. Kapattım. Buraya alfa dersek, şu Z'den şurası da mı alfa olur, şurası mı alfa olur Begüm hocam? Üst kısmı olur. Tamam. O zaman bizim DFY'miz DF cinsinden ne olur? DF çarpı sinüs alfa. Aynen öyle olur. Tamam, geldik. Devam. Diyoruz ki X components Allah'ım deden oldu. Components cancel out. Dolayısıyla enough to sum up only y components. DF Y eşittir. Neymiş Benun hocam DF cinsinden? DL çarpı B. Yani DF zaten cins adadan sızdırsınız. Tamam, pardon. Güzel güzel. Tamam. Devam ediyoruz. Evet, sendeyiz. Orayı da söyle alalım. Tamam. O zaman Ü çarpı DL cross product B çarpı. Şöyle. Bu bir skalar. Bak, bu vektör değil. Cross product. Hı, doğru. O zaman direkt DL çarpı B çarpı sin alfa'dan gidebilir. Aynen öyle. Tamam. Sin alfa. Hüseyin çoğaldı. Tamam, güzel. Hoş geldin Hüseyin 2 dostumuz. Teşekkürler. Diğer Hüseyin'i atayım mı? Kullanıyor musun? Tamam, gitti zaten. Okay. Ben çıktım diğer hesaptan. Tamam. Çünkü geldin. İnternetim saçmalıyor. Şu telefondan girdim. Telefondan girdim şu an. Alright. Tamam. Bitti ya soru. Toplam kuvvetleri bulmak için, yani toplam F3'ü bulmak için ne yapayım Zeynep hocam? Toplam işaretiyle mi göstermemiz gerekiyor? Yok, bunları her zaman biz nasıl yapıyorsak öyle yapacağız. Bunları nasıl toplarız hepsini, bu mini açıkları? İntegral mi o zaman? Aynen öyle olur. Peki. İntegralimizin içerisini söyler misiniz rica etsek? DF çarpı sin alfa ya da I çarpı DL çarpı B sıfır çarpı sin alfa. Tamam, şimdi sizden bir isteğim daha var. D bizim integralimiz ne cinsinden? DL cinsinden. DL cinsinden. Küçük bir uzunluk parçası cinsinden. Bir saniye. Tamam. Ayağım çok kötü uyuşmuş da. Uzunluk cinsinden. O zaman biz şu noktadayken ya da şu noktadayken ya da şu noktadayken, dolayısıyla uzunluğumuz, dolayısıyla integralimiz işlemlerini yaparken neler sabit kalır, dışarı atalım. Zeynep hocam, neler sabit kalır? I sabit, B sıfır sabit. Açı? Aslında ya açıya bağlı değil ama açı değişmiyor mu hep hareket halinde olduğu için? Bakalım. Şimdi biz buradayken yok. Alfa. Değişiyor değil mi? Değişiyor mu, değişmiyor mu? Emin olamadım ben tam. Şimdi buradayken alfa. Bu alfayı azaltsak nereye doğru gideriz? Yani şöyle bak. Alfa şöyle artıyormuş. Ha. Şuradayken alfaymış. Şuradayken nedir mesela?
Yani alfa artı 10 mesela. Ya da azalsın. Orası daha, orası kapatıyorum. Alfa. Kapattım iyice. Küçüldü. Mini minnacık oldu. Tam şurada ne olur alfa? Değer olarak 0. 0. Şurada ne olur? 90. 90. Biraz daha açtık. En sağda ne oldu? Peki. Tamam. P oldu. Hop. Ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Heh. Ne kaldı hocam integralimizin içinde Hüseyin hocam? Teşekkürler tüm cevaplayan dostlar. Sin alfa diyelim. Tamam. Peki. Yani sin alfayı diye L cinsinden yazalım diyorum. Sin alfayı DL cinsinden. Evet. Ya da DL'yi D alfa cinsinden. Yani evet. Bakın hemen şeye gidiyorum şimdi. Electric field'a gidiyorum. Semi-circle'a gideceğim. İşlemlerimizin bir yerinde şey geliyor. DL cos theta geliyor. Biz cos theta'yı yazamıyoruz, tamam mı? Çünkü cos theta böyle bir tane şey, abuk sabuk bir yer. Dolayısıyla biz küçük uzunluğu açı cinsinden yazıyoruz. Hatırladınız mı bunu? Alalım hemen yanımıza. Evet hocam. Hemen alalım yanımıza. Tamam mı? Önemli diye yanına kırmızı çizgi bile atmışız. Tamam. O zaman sizden istediğim DL'yi D alfa cinsinden. Bu senaryoda teta da şurada alfa olacak. Hatta düzeltelim. Alfa cinsinden yazın. İntegral sınırlarını konuştuk. Hatta az önce üstüne bile yazdık. İntegral sınırlarını yazın. İntegrali alın. Yerine koyun. Üçüncü kablo üzerine etki eden toplam forsu bulun. Anlaştık mı? Bunun için de 3 dakika veriyoruz. Hadi here we go. Begüm hocam biraz yardım eder misin o sırada? Ben de ilerlemiş olayım. Şuradan biraz bize yardımcı olur musun şu aşamadan? Diğeri o yazdığımız eşitlik cinsinden yazabiliriz. Tamam yazalım. Nasıl yazacağız yani? R çarpı D alfa. Tamam sonra ne yapalım? Sonra R sabit olduğu için dışarı atabiliriz. Attık çok güzel. Ve sinüs alfanın integralini. Tamam. İntegral sınırlarımız ne olur? Sıfırdan 180'e mi almamız gerekiyor? Yani amacımız böldük ya. Şimdi fethetme aşamasına geldik. Tüm hepsini taraması lazım alfanın. Dolayısıyla dediğin gibi sıfırdan pi'ye kadar. Sin alfanın integrali ne olur? Eksi kos alfa. Süper. Buradan ne gelir? Buradan sıfır mı geliyor? Ben mi yanlış hesapladım acaba? Sen yanlış hesapladın. Tamam. Eksilere biraz daha dikkat et. İstersen şu eksiyi direkt at. Şu eksiyi direkt at istersen. Artı gibi hesap yap. Çok daha rahat yaparsın. Tamam. Tekrar yapayım ben onu. Tamam. Okey.
Ben hocam, F3 bir vektör olursa bunu nasıl ifade ederiz? Nasıl yani? Şeylerle yani, mi? Büyük, aynen. Büyüklüğü bu çıkan. Evet. İki geliyor bu arada şu an. Çarpı bir de bir vektör büyüklüğü yazmamız gerekiyor ama. Tamam. O vektör büyüklüğümüz ne olur? Neye göre yazdığım zaman alırsam. Çünkü devamlı değiştiği için yazıyorum. Hayır. Topladık hepsini artık. Hatta sadece tek bir yön var dedik bak. Ha, yedi. Tamam. Evet. O zaman ise eksi z. Süpersin. Tamam. Süpersin. Tamam. Birimi de Tesla değil. Ne Teslası? Newton. Tamam. Sevgili dostlarım, eğer yaptıklarımız mantıklıydı ve anladığınız gibi düşünüyorsanız, ki ben bu ekibi çok seviyorum. Bu ekip genel olarak anlıyor. Ve gene de anladığınızı düşünüyorum. Yine de. Bu bitti. Tamam. Bunu böyle kapatırız. ILB, MLB, non-uniforma dair bahsetmek istediklerimiz bu kadar olur. Önümüzde güzel. Tamam. Güzelce vakit var. Biraz gaza basalım. Şu chapter'ı bitirelim. Hocam bana mı öyle geldi, yoksa bu fizik 2'nin en sempatik konu? Fizik 2'nin? En sempatik konu. Sempatik. Ya işte yönler falan böyle güzel. Hoşumuza gidebilir kesinlikle. Yani sempatik bulmanı anlayabiliyorum diyebilirim. Yani diğer konulardan kolay gibi geldi. Ya aslında şöyle oldu bence. Şu integral kısmını, integralleri bölmeye, integral alma falan, biz hani elektrik field'da ya da efendime söyleyeyim şu current resistance'da falan bayağı üstüne gittiğimiz için hani şu an bizi zorlamıyor. Açılar, görmek istediğimiz şeyler. Hani 106'nın başarmak istediği, bize düşündürmesi istediği konsepti anlamaya başladık. Dolayısıyla buralar rahat geliyor ve keyifli de olabiliyor bence. Ben de manyetizmayı severim. Dolayısıyla sempatik bulmanı anlayabiliyorum diyebilirim. Benim de hoşuma giderdir. Devam edelim. Evet, şimdi bu birinci kuvvetti arkadaşlar. Akım geçen bir kablonun üzerinde, eğer o sistemde manyetik alan varsa, o kablo üzerinde bir kuvvet oluşur. Şimdi ikinci kuvvetimize denk geldik. İkinci kuvvetimiz, şey yapalım. Şuna bir diyelim. Tamam. En üstteki başlığa bir dedim. İkinci kuvvetimiz ise yüklü bir parçacık eğer bir hızla manyetik alan içine bırakılıyorsa ya da hıza sahip bir andayken sistemde bir manyetik alan var ise o cisme bir kuvvet uygulanır. So, force on a charged, moving force on a moving charged particle. Moving charged particle. Due to magnetic field. In the magnetic field. Şimdi. Gene bir alan var. Bunun içerisinde manyetik alan var. Manyetik alan nasıl geliyor? We don't care is the topic of next discussion. Next chapter. Tamam. Burada var yani bir şekilde. Manyetik alan. Hocam o konu sınava dahil olacak değil mi? Olacak tabii ki. Bir chapter daha var önümüzde. Ben ilk defa gördüm bu kadar konuyu ikinci midterm'e koyduklarını. Normalde bunu işliyorlardı. Bırakıyorlardı yani. Bir ekstra chapter atmışlar. Eğitim de vermiyorlar. Neyse. Sizin bildiğiniz tüm eleştiriler işte bölüme karşı. Okey, devam edelim. Halledecek miyiz? Halledeceğiz tabii. Şimdi.
Sistemde bir tane pozitif yüklü bir tanecik var. Q. Bunun bir hızı var. V. Kuvvet şöyle bulunuyor. Q V vektörü cross product V vektörü. Hatırlayın şeyi. Elektrik alanda kuvvet elektrik alan ilişkisi neydi? Yüklü tanecik için. Q times E. Aynen öyle. Tamam. Evet. Önümüzdeki 20 saniye herkesten düşünmesini istediğimiz şey şu. Sağ tarafa doğru giden ya da axis'leri de verelim. İsteyenler oradan da yapsın. Vermese de axis'leri her zaman böyle alabilirsiniz. Out of page pozitif Z. Tamam mı? Sağ tarafa doğru giden, iyi yönde giden charged particle'ın into the page manyetik alanda oluşan kuvvet nedir? Şuradan yazdık onu da. Hocam soru neydi pardon? Kuvvetin yönü. Direction of the force acting on the moving charge particle due to magnetic field. Tamamdır. Teşekkürler. Nereyedir Hüseyin hocam? Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Hemfikir olmayan var mı? Halledelim, devam edelim. Bunu herkesin hemfikir olduğu olarak kabul etmek durumundayım. Ne mutlu. O zaman bu cisim sağa doğru hızı var. Biraz sağa gider. Ama yukarı doğru da gitmesini isteyen bir kuvvet var. Biraz da yukarı gider. Hop buraya geldi. Şimdi yeni nokta. Hadi. Burada hızı da nereye doğru? Yukarı. Kuvvet nereye doğru olur? Haydi bakalım herkes bir 20 saniye baksın. Sonra Begüm hocam bize söylesin nereye doğru olduğunu. Nereye doğru olur Begüm hocam? Sola doğru diyebilir miyiz? Aha, kesinlikle. Sola doğru bir kuvvet var. Tamam, bir şeyler oluyor burada. Uzatmıyorum. Bu dostumuz düzgün dairesel hareket yapıyor. Tamam. Dolayısıyla Bir de şunu söyleyelim. Diyelim şurada bir elektron var. Burada bir elektron var. Eksi yüklü bir tanecik. Bunun hızı yukarı doğru olsun. Eksi yüklü taneciğin üzerine etki eden kuvvetin yönü nereyedir? Düşünelim. Tek yapmamız gereken yine sağ el yapıp en son şurada eksiyle çarpmak. Yani başparmağımızın gösterdiği yönün tersinde olacak. Dolayısıyla hocam left hand rule kullanmak diyebilir miyiz? Hiç böyle düşünmemiştim ya. Evet, left hand rule da kullanabilirsiniz eksi yüklü tanecikler için. Dolayısıyla Benan hocam nereyedir bunun yönü? Kuvveti. Yani bunun da zaman şey dışarı doğru mu? Şimdi. Hayır, içeri doğru oluyor, pardon. Ha. Yine içeri olmuyor mu? Evet. Olmuyor. Eksiyle çarpıyorduk. Evet. Tamam, okey. Yani bunu niye söyledim? Elektron vermeyi seviyorlar ya. Hani bu detayı da göstermiş olalım. Okey.
Sonra işte f'in büyüklüğünü bulma, hızını bulma, cross product yapma, bıdı 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 bir şeyler. Hocam bu arada oluyor left hand rule. Bu durum beni çok mutlu etti. Left hand rule'u asla kullanmayacağım bir şey olarak düşünüyordum. Artık eksi yüklü şeylerde kullanabiliriz yani. Şuraya neyse. Şuraya hemen 30 saniye, 20 saniye not alalım. Şuraya küçük komik not. Left hand rule for Electron diye saklayalım buraya. Şöyle bir de. Tamam. Şimdi arkadaşlar düzgün dairesel hareket varsa there is also radius. So let's find that radius. Radius of the orbit. In order to find that radius, we will use Newton's second law in uniform circular motion. Tamam mı? Evet, önce bu bizim verdiğimiz şu formülden kullanarak F kuvvetinin büyüklüğü nedir? Lütfen herkes yazabilir mi? Bir 15 saniye içerisinde. Şurada büyüklüğünü soruyoruz. Yani lütfen manyetik alan ile hız arasındaki açıyı da düşünün. Sonra Zeynep hocam bize söylesin. V bölü kuvvet, F kuvvet. Kuvvet, kuvvet, direkt kuvvet. Yine yani şey Q çarpı V çarpı B. Heh, aynen, he. Tam olarak bu, tam olarak. Tamam. Peki şeyi hatırlıyor muyuz? Düzgün dairesel harekette bu MA neye eşit oluyordu ya da ivme? Hatırlamıyorum. Şeye eşit oluyordu, hemen hiç gerek yok hatırlamamıza zaten. MV kare bölü R'ye eşit oluyordu. Evet. Tamam. Evet, şimdi herkesten istediğimiz şey şu. Ney? Şu. R'yi yalnız bırakacağız. Haydi. V'leri de götürün en son. Sade bir şey olsun. 30 saniye. Evet Hüseyin hocam ne bulduk? MV bölü QB. Şunu şöyle yazacağım. Bugün derste geçer, az önceki derste şey dedi. Lisede bunu bize mavi bok olarak öğrettiler dedi. Asla unutamıyorum dedi. Öyle aklınızda bulunsun. Şöyle bir blue shit. Tamam, mavi bokmuş bu. Radius of the orbit. Genel olarak bilgileri beynimizde olan şeylerle eşleştirdiğimiz senaryoda hatırlama oranı çok artıyor. Bir tane bize sunum yapmışlardı. Daha doğrusu 211 sunum dersinde benim çok sevdiğim bir derstir. Ne onun adı? Mind Palace hakkında bir sunum yaptılar. Hani beyne bir şeyleri koyma. İşte dedi ki mesela duvardaki birikler, tuğlalar çikolata olsun. İşte orada tepegöz var. Tepegözün içerisinde bilgi aksın. İşte tahtadaki bilmem ne elma olsun. Hala hatırlıyorum. O bilgileri beynime bir soktu. Onları böyle oradaki objelerle yerleştirdi. İnanın orada ne olduklarını saydıklarım hala onun söylediği nesneler. Dolayısıyla böyle görselleştirme ve bağdaştırma işe yarıyormuş diyelim, devam edelim. Evet. Sıra geldi period. Period. Yani düzgün hareket, dairesel hareket varsa bunları incelemeyi seviyoruz. T ile gösterilir. Birimi nedir arkadaşlar periyodun? Second mı? Yes. Tanımı nedir peki? Var mı hatırlayan? Bir daire hareketi için gereken
süre. Time required to complete one revolution. Tamam. Yani çok basit. Şu. Frekans, ay periyot, yol bölü zaman. Bir zaman yani bu. Yol nedir? Bizim tam tur atmamız için gereken yol nedir Begüm hocam? Çevresi 2 pi ve diyebilir miyim? Evet, tam olarak onu diyebiliriz. Hızımız nedir? V. Tamam. Şimdi herkesin istediğimiz şey şu. Şurada bulduğumuz R formülünü buraya koyalım ve bir ifade elde edelim. 20 saniye. Tamam. Ne çıktı Begüm hocam? 2 pm bölü qb. Çok doğru. Teşekkür ederiz. Dindine 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 din. Evet. Sırada ne var Benan hocam? Tahmin etsen ne olduğunu düşünürsün? Yani periyot deyince bir şey daha. Aynen öyle. Tamam. Frequency. Birimi nedir frekansının? 1 bölü second. Tamam. 1 over second. Yeah, exactly. So. Bu da o zaman tanım olarak şudur. 1 saniyede almamız gereken tur sayısı. Bunu en kısa şekilde yazacağım. Number of revolution per second. F eşittir 1 bölü T. Bunu size sormakta utanırım ben. Direkt yazıyorum. QB bölü 2 PM. Tabii sormakta utanmadım. Çok daha kolay sorular da var. Ama olsun. Evet. Son bir tane. Angular frequency. Belki çıkar karşımıza. W ile gösterilir. Daha doğrusu omega ile gösterilir aslında da. W'ye çok benziyor. Unit 1 bölü second. Seni şöyle aşağı alalım. Aşağıya alalım. Çok basit. Süremiz bitmeden yapacağız. V eşittir 2 PF. Hadi herkes yazsın. BQ over M mi? Efendim? BQ over M. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Teşekkür ediyoruz. Tamam, süremiz bitiyor. Bu konu da bitiyor. Dolayısıyla haydi. Kapatalım gelelim. Evet. Bu arada bundan sonra hiçbir şey demeyeceğiz. Kayıt ediyorum tabii ki. Fakat bir şey kaçırmayacaksın. Öğrenmemiz gereken tüm bilgileri öğrendin. Görüşürüz. Hoş geldiniz bakalım. Sevgili dostlar. Manyetizmayı sevmene çok sevindim Hüseyin. Gerçekten çok mutlu oldum. Öyle. Tamam. Arkadaşlar işte diyecek ki elektronu V hızıyla attım. Yükü şu kadar. Manyetik alan şu kadar. Ya da manyetik alanı vermesi şey desin.
radius, yaptığı bu hareketin radius'u şu kadar. Bana manyetik alanı bul. Bana manyetik alanı versin, radius'u versin, yükü versin, kütleyi versin, hızı sorsun. Yani anladınız mı? Sonra işte periyodu sorsun, frekans sorsun, angle'ı, frequency'yi versin de kütleyi sorsun, bilmem neyi versin de şunu sorsun. Tamam mı? Yani bunları kullanarak ve bunun nere olduğunu bilerek, nasıl bir hareket yaptığını bilerek biz karşılaşacağımız sorulara yorum yapabiliriz. Tamam mı? Öyle. Son birkaç dakikamızda genel konuda ilerleyerek devam edelim. Lorentz force. Yeni hiçbir şey yapmıyoruz. Bu sadece şey. Bildiğimiz şeyleri birleştirip adını vermiş. Şimdi şöyle. Kayıt alıyoruz. Herkes de burada. Tamam. Size bir soru. Ben bir tane konduktif plakayı artı Q yüklersem, diğer plakayı eksi yüklersem, lütfen herkes önce bir 10 saniye düşünsün, sonra kim cevap vermek istiyorsa verebilir. Bu sistemin ismi nedir? Varsa cevabımızı alalım. Artı yüklü cisim, eksi yüklü plaka. Artı yüklü plaka, eksi yüklü plaka. Bu cisme ne isim verilir? Kapasitans. Devam edelim. Elektrik alan nereden nereye olur sevgili Begüm hocam? Artıdan eksiye. Aynen öyle. Tamam, süper. Şöyle de yazalım. Bu electric field. Sonra sistemde bir de şey var. Magnetic field. Into the page. Tamam. Şimdi bir tane pozitif yüklü bir cisimi alıyoruz. V hızıyla atıyoruz. Sizden istediğimiz şey şu. Bu artı yüklü taneciğin üzerine etki eden iki tane kuvvet olacak. Bu kuvvet vektörlerini çiziniz. Sallıyorum. FB eşittir bir şeyle bir şeyin krosu. Sallıyorum şu an yönleri tamamıyla. FE elektrik alandan kaynaklı bir şey bir şey. Böyle bir free body diagram. Tamam, hadi bakalım bir dakikada sizi bakalım ona. Elektrik alandan ve manyetik alandan kaynaklı bunun üzerine etkilenen iki tane kuvvetin hem yönünü hem de o yön o vektörü nasıl bulabileceğimize dair bilgileri yazınız, gösteriniz. Begüm hocam, manyetik alandan kaynaklı oluşan kuvvet nereye doğrudur? Yukarı. Süper. Buna FB dersek bu FB'yi nasıl bulabiliriz?
şey az önceki eşitliğimiz vardı ya, f eşittir b çarpı l çarpı b cross Q'den. Süper. Hüsnü teşekkür ederiz. L'den bulamayız değil mi? I çarpı L'den bulamayız. Çünkü hayır. Orada şey istiyoruz. Tamam anladım. Ne, tamam. Ne istiyor orada? Tamamlayalım evet. Ön cümlemizi. L uzunluk istediği için burada. Evet, akım geçen bir kabloya ihtiyaç. Evet. Tamam. Karıştırdım şimdi. Süper. Hüseyin hocam. Diğer kuvvet nedir? Aşağı doğru F eşit QI. Süper. Teşekkür ederiz. Şimdi dolayısıyla yani Lorentz Force şunu diyor. Cismin üzerine etki eden net kuvvet. Hatta bir de şey yapalım ya. Bu da şey olsun. Bizim ekibin kuvveti olsun. MBHB Force. Bir de burada şey var. Yer çekimi var. Benan hocam yer çekiminden kaynaklı oluşan kuvveti nasıl gösteririz? Aşağı doğru MG şeklinde gösterelim. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman tüm kuvvetler şöyle yazalım mı? MG artı QE artı Q işte şu da cross product diye şöyle ayrı yazayım da karışmasın. Mantıklı değil mi? Yani işte yönlerine göre artı eksi artık. Vektöre yazdık ya onları. Onlar kendi içinde hesaplaşır. Burada şöyle sorular geliyor. Elektronu attım. Manyetik alan yönü bu. Elektrik alan yönü şu. Yer çekimi şöyle. Cismin hızının yönü değişmemesi için. Manyetik alan şu kadarsa, yük şu kadarsa, hız şu kadarsa, elektrik alan nedir? Manyet işte hız cisim havada asılı kalması için. Mesela şuraya hemen şey yapalım bir tane. Şöyle questions diyelim. Mesela şey soruyor. If charge is floating through air. Floating through the fields. Yani float dediği böyle havada asılı kalma. Floating through the fields. Alanlar içerisinde asılı kalıyorsa. Yani hızının yönü değişmiyorsa. Find artık neyi sorarsa sorsun. Elektrik alanı mı sorar, yükünü mü sorar, manyetik alanı mı sorar, yönünü mü sorar, hızını mı sorar, yer çekimini mi sorar, neyi sorar soracak. İki, işte if velocity direction değişmez ise aynı şeyler. Yani dolayısıyla şu find kısmını aşağıya alayım. Yukarı alayım. Tamam mı? O kuvvetleri eksi artılı böyle eşitleyip işte yukarı doğru manyetik alanı aşağı doğru elektrik alanı eşit olması lazım. Düşüncesiyle gerekli eşitlemeler yapıp işlemlere gidilebilen sorular var. İki zaten biz bitireceğiz bunu. Yarın soru çözebiliriz biraz. Dostlarım benim bugün bahsetmek istediklerim bu kadar. Hocam ben biraz şey anlamadım ya. Son yazdığınızı anlamadım. V'yi böyle atıyor. Diyor ki velocity'nin yönü değişmemesi için yani hep böyle olması için manyetik alan nedir? Mesela. Yani velocity'nin değişmemesi ne demek? Aşağıya da yukarı net bir kuvvet olmaması demek. F net sıfır demek. Bunların hepsi F net sıfıra geliyor. Tamam mı? Tamam. Yani cisimin ikisinde de şöyle gitmesini istiyorum demek. Net kuvvet olmayacak demek. Şu sıfıra eşitlerim ben bunu demek. Gerekli işlemleri yaparım demek. Lorentz force demek.
10 dakikalık, 15 dakikalık materyal kaldı. Biraz torktan falan bahsedeceğiz. Birkaç tane formül daha vereceğiz size. Ondan sonra iki tane alternatifimiz var. Devam ederiz konuya. Source of magnetic field'a başlarız. Magnetic field'ın kaynaklarını incelemeye başlarız. Ya da soru çözeriz. Ne düşünüyorsunuz? Sadece düşüncelerinizi merak ediyorum. Gene konuşurup planlarız birlikte. Sizce ne yapalım önüm yarın? Konuya devam etmek mi istersiniz, soru çözme isteği içerisinde misiniz? Ya da bir tanesini sallayacak olsanız hangisini dersiniz? İsteyen chatten de yazabilir. Sıkıntı yok. Ben sadece düşüncelerinizi duymak istiyorum. Onun dışında bugünkü dersimiz böyleydi. Bence konulara devam edelim. Yani konular, soruları çöze çöze hallederiz de konuyu anlamak var. Tamam. O zaman biraz soru çözüp konuya devam edelim. Tamam, benim biraz soru çözesim varmış anladığım kadarıyla. Ben birkaç tane böyle hızlı hızlı test soruları bulurum. Sınav formatına uygun. Onları çözeriz, sonra başlarız. Bir saat soru, bir saat test gibi olur konuyu bitirdikten sonra. Tamam. Bugün böyleydi. Konu bitiyor mu yani? Yoksa... Bu chapter biter, konular bitmez. Konular, bir chapter'ımız daha var önümüzde. O ne kadar sürer bilmiyorum. Bence o da bir iki saatlik falan sürer. Hatta bakalım şuradan. Ben bu gençlere bayağı hızlı hızlı anlatmıştım. Bunlar şeydi, Robert Koleji'nde okuyan böyle Türkiye birincisi deli çalışkan bir ekip. İngiltere'de, Cambridge ile Oxford'da hazırlanıyordu bunlar. Onlarla ders çalıştık. Amper, lo, selenoid, biosavar, top, beribop. 2,5-3 saat. 2,5 yani 2 saatte bitiririz konuyu. Bitiririz konuyu. Ya bizim her türlü soru çözmemiz lazım ya. O kadar çok soru çeşidi var ki. Ya da ben çok soru çözdüğüm için bana öyle geliyor olabilir de. Çok soru var. Yani şöyle arkadaşlar. Çok kritik bir zamana girdik. Şu anlamda konular geldi. Bakın biz şu an konuların %70'ini, %75'ini bitirmiş durumdayız. Şu geçmişe kadar geldiğimiz konulardan lütfen çıkmışlara falan bakın ya da tekrarınızı yapın. Soru çözmeye lütfen başlayalım. Hani şu an ben şu anki aklımla eğer önümüzdeki birkaç gün daha soru çözmezsem, kendim için konuşuyorum, yapacağım şeyi söylüyorum. Şu üç konudan, circuit'lardan falan RC circuit'e kadar bir şey çözmedim mi? Şeyi çalışmazdım direkt. Source of magnetic field'da çalışmazdım. Otururdum, kalan vaktimde bir konu eksik girerdim. Ama şu öğrendiğim konularında sorularını çözerdim ki sınavda onları yapabileyim. Dolayısıyla hem son konuyu öğrenip hem de soru çözme isteği içerisindeysek, ki bence bu mantıklı, hem de vaktimiz de var. Lütfen bugün yani tüm zamanlarımızda yani müsait olduğumuz ve ders çalışma isteği içerisinde olduğumuz ya da olmasını gerektiğini düşündüğümüz, bazen ders çalışma isteği içerisinde değiliz. Lütfen sorulara bakalım, tekrarları yapalım, önceki konulardan soruları ayıralım vaktimizi, tamam mı? Bunlar da öyle yüzümüze dövme, kulağımıza küpe olsun. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Saat 9.15'e kadar bana eşlik ettiğiniz için, sorularımıza cevap verdiğiniz için ve anlamaya çalışıp notlar aldığınız için çok teşekkür ederim. Güzel bir ekip. Ben bu ekiple ders çalışmayı çok seviyorum. Umarım istediğimiz gibi ilerliyordur ve ilerler ve sınavda da istediğimiz gibi notlar alırız. Gerçekten bunun temennisi içerisindeyim. Yani ne istersek olsun, şu derste geçsin gitsin. Öyle. Tamam mı? Hadi görüşürüz.
Güzel akşamlar. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel dostlarım. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim her şey için. Kendinize iyi bakınız.